Murat Sabuncu, T24 Faiz illüzyon, zombileşme sonuç Bir toplantı için Karaköy'deyim. Eskinin paket postanesinin önü birbirinden şık kafe ve restoranlarla dolu. Bir tanesinin içinden Fransızca şarkılar geliyor. Servis yapan arkadaşların başında Panama tarzı şapka. Müşterilerin çoğu da yurt dışından gelmiş turistler zaten. Hemen yanda koca bir kuruzır. O kadar yüksek katlı ki insan kendini karınca gibi hissediyor. Işıl ışıl her yer. Güvenlik görevlilerinin arasından çantanız, telefonunuz hatta bazen ceketiniz X-ray'den geçirilerek girdiğiniz alanlar buralar. Galata Port'tan Karaköy'e halka açık ama memleketin çoğunluğu için sadece seyirlik alanlar. Toplantıdan ayrılıyorum. Birkaç adım atıyorum. Hemen ilerideki tarihi çeşmenin etrafında küçük battaniyelere sarılmış yerde yatan evsizlerle karşılaşıyorum. Saniyeler içinde zenginlikten fakirliğe, ışıltıdan karanlığa düşen, düşürülen hayatlar. Şehrin hemen her yerinde benzer kopuşlar. Aklımda öğlen saatlerinde alanda yoksulluk çalışan bir arkadaşımın anlattıkları. Biliyor musunuz, bir süredir anne babası yaşayan çocukların devletin genelde kimsesiz çocukları aldığı yurtlara nasıl kabul edilebileceklerine dair sorular alıyoruz çocuğuna doğru düzgün gıda dahi alamadığı, bakamadığı için son çare olarak bunu düşünenler var. Salı sabah saatlerinde asgari ücret açıklanıyor. 11402 TL. Açlık sınırı 10430 lira. En geç 2 ay içinde yeni ücret iktidar enflasyonuna göre bile açlık sınırının altında kalacak. Kaç kişiyi ilgilendiriyor bu bilgi? Büyük çoğunluğu çünkü Türkiye'de yaşayanların %70'i asgari ücret ya da çok az üstünde kazanıyor. Asgari ücretle çalışma konusunda Avrupa Birliği ortalaması %10. Ya alınan asgari ücretin karşılaştırması? Utanç rakamları. Son yükseltmeyle 443 avro, ABD en düşük, İspanya'da asgari ücret 1166 avro. Türkiye'nin iki buçuk katı. Almanya 1987 avro. Türkiye'nin dört buçuk katı. Avrupa ile ilgili rakamlar BBC ve Euronews'den alınmıştır. Emeğiyle geçinenler için de emekliler için de cehennem gibi bir ülke. Tabi gelecek hayali kuran gençler için de öyle. Tabelasında üniversite yazan yerlerden diploma alan ama eğitim alamayan ya da bileğinin hakkıyla girdiği iyi üniversitelerden mezun olup iktidar yakınlarının çocuklarıyla adil bir ortamda yarışamayan evlatlar. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Saat 14'e çevrildi gözler. %12 ile %15 arasında yükseleceğine dair tahminler var. Yani 8,5 olan faizin %20-25 arasına çıkması bekleniyor büyük çoğunluk. Önden yüklemeli şekilde %30'a çıkabileceğini düşünenler de var. Erdoğan izin verdi diye yorumlar yapılıyor. Ya da grup toplantısında yaptığı konuşmada faiz konusunda MHP'nin tavrı belli ama diye başlayan Devlet Bahçeli'nin şu cümlelerine dikkat çekiliyor. Türkiye'nin ekonomik istikrarı elde etmesi için alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır. Bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz hale gelmektedir soran yok ya da çok az tabi. İyi de rasyonel olmayan ekonomi politikasının patlayan, kalıcılaşan yüksek enflasyonun sürdürülebilir olmaktan çıkan hayat şartlarının rezervlerin tarihini en düşük seviyesine inişinin hesabını kim verecek? Külfeti yaratanlar. Tabii ki hayır. Ben söyleyeyim, hiç kimse. Sadece sürekli bedel ödeyen milyonlar yine yeniden bedel ödemeye devam edecek. Tencere iktidarı götürmedi. İşte tartışması aslında yaşanan küçük burjuva krizi kırsalda her şey yolunda diye muhalefet tarafından bile derinlemesine incelenmeden geçiştirilecek. Faizin kaç puan yukarı çıkarılacağından çok bilim dışı tek kişinin aldığı kararlarla ekonomiden dış politikaya savrulan ülkenin yapısal sorunlarının halledilmesi, tartışılması önemli diye kim söyleyecek? Yargının siyasallaştığı, bilimin bilim insanının değersizleştirildiği, ifade özgürlüğünün yok edildiği bir yerde gerçek ötesi hikayelerle gidecek alan neredeyse kalmadı denilemeyecek mi? yeni, özgür, adil bir memleket mümkün manifestosunu hangi siyaset siyasetçi ortaya koyup umudu inşa edecek? Bitirirken IMF'nin bir araştırması yayınlandı. Adı konusu zombi şirketler. Yani borcunu ödeyecek kadar geliri olmayan ancak destekle ayakta kalabilenler. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre zombinin iki anlamı var. Birincisi hortlak, ikincisi uykusuzluktan, yorgunluktan serseme dönmüş kimse. Sadece şirketler değil, bir toplum da zombileşebilir mi? Yanı başında, etrafında olanlara ruhsal yorgunluk ya da farklı gerekçelerle tepkisizleşebilir, itiraz etme, sorma yetisini kaybedebilir mi? Eleştirel düşünce ve insani değerler olmadan bir toplum ayakta kalabilir mi? Faiz illüzyon zombileşme sonuç mu? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.